Siyasetteki belirsizlikler, seçim atmosferi ve terör olayları en çok piyasaları vurdu. Bu gelişmeler hafta içinde dolar ve euro ard arda rekor tazeledi. Ancak Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırmama kararı piyasaları biraz olsun rahatlattı. İşte piyasalardaki son durumla gece bültenine devam edelim. Son birkaç haftadır en çok sorulan sorunun cevabı nihayet verildi. Amerikan Merkez Bankası faiz oranlarına dokunmadı. Bu karar iç piyasalara az da olsa olumlu yansıdı. Aldıkları karar piyasanın beklentisine yakın bir karar zaten. Çok yüksek bir faiz artırma gideceğini söz konusu değildi. Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısından önce dolar 3 liranın üzerinde seyrediyordu. Ancak haftanın son gününde dolar Türk lirası karşısında değer yitirdi. Euro'da ise yükseliş sürüyor. FED'den önce dolar Türk lirası paritesinde bir gerileme hakimdi ki 3.07'ye yaklaşan kurların FED'den önce 3 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Euro'da da bir artış var. Doların şimdi seyrine göre tabii paritede biraz artış oldu. Gördüğünüz gibi 3.43-3.44 bandında da hareket etti. Hatta 3.47'yi de gördük. Ancak uzmanlara göre FED'in Ekim'de faizleri artırma olasılığı yüksek. Dün özellikle gelen tutanaklarda şunu gördük ki FED özellikle Çin'de yaşanan travmayı ciddi anlamda dikkate almış ve buradaki travmanın boyutunu anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla Çin'de olup biteni anladıktan sonra ya da boyutlarını gördükten sonra bir faiz arttırımına gidebilir. FED'den sonra piyasaların yakından beklediği bir başka toplantı daha var. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak. Şu anki notumuz yatırım yapılabilir pozisyon ama pozitifte değiliz, negatifteyiz. Eğer oradan bir olumlu bir yansıma olursa da 2.95-2.92 bandına kadar bir geri çekilme olabilir. Piyasalarda hareketli olan sadece dolar ve euro değil, altın da hareketli. Altın yükseldi mi önce onu bir soralım. Evet, bir miktar yükseliş oldu. Dün öbür gün 107-107.5 seviyelerinde. Bugün 24 ayar altının fiyatı 109 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 180 lira, yarım altın 360 lira ve Cumhuriyet altında şu an 728 liradan satılıyor. Uzmanlara göre piyasalardaki hareketlilik seçime kadar sürecek. Eğer dolar ve altın sahibiyseniz beklemekte fayda var. Tunceli'de yol kesip kimlik